Merhabalar, ben Social Enterprise ekibinden Hakan. Bu videoda ekibimizden Mustafa Emre ile üç başlıkta şirket türleri ve eyalet seçimini konuşacağız. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen öncelikle eyalet seçiminin şirketler için öneminden bahsedelim. Hı hı. Eyalet seçimi şirketler için önemlidir. Ee, bildiğiniz üzere Amerika'da 50'den fazla eyalet var. Her bir eyalette e, şirket kurulabilir. Ama şirketlerin e, takribi %60-65'i Delaware'de kuruluyor. Bir de şöyle bir şey var. Silikon Vadisi için özellikle girişimler için. Silikon Vadisi Kaliforniya'da. Ben Kaliforniya'da niye şirket kurmayayım? Eyalet seçimi için önemli olan e, bazı şeyler var. Bunlardan ilki bazı eyaletlerde satış vergisi yok. Yani e, Delaware gibi eğer Delaware'de fiziksel olarak bulunuyorsanız satış vergisi ödemezsiniz. Bazı eyaletlerde e, eyalet vergisi düşük. Yani eyaleti yıllık olarak sabit ödediğiniz vergiler düşük. Örneğin Wyoming'de 50 dolar civarında. Bu elastikler için Delaware'de 300 dolar, Kaliforniya'da 850 dolar gibi. Bundan dolayı bu sabit ödenen vergilerden ve diğer bazı vergilerden dolayı bir farklılık var. İkincisi, eyalet seçiminde bazı eyaletler o o eyalette şirket kurmayı teşvik ediyor. Bununla ilgili destekler veriyor. Bu da önemli bir nokta. Üçüncüsü ise bürokratik süreçler. Şöyle izah edeyim, örneğin Delaware'de bir saatte şirket kurabilirken, Florida'da da bu süreç 20 güne e, uzuyor. Ya da bazı eyaletlerde işte belgeyi apostil alırken bunu çok kısa süre hallederken bazı eyaletlerde fiziksel olarak orada bulunmanız gerekiyor. Agentınız bunu yapamıyor. Süreçler, süreler daha uzun olabiliyor. Dolayısıyla hangi eyalet sizin için kolay olacaksa e, o eyaleti tercih etmenizde fayda var. Tabii vergi, işte süreçler, e, agentınızla olan münasebetiniz gibi şeyler burada belirleyici oluyor. Şimdi sık sık Delaware dedik. Delaware'de şirket kurmanın avantajlarını da bir başlık altında toplayabilir miyiz? Toplarız. Ee, evvela Delaware eyaletinde gizlilik esas. Bu ne demek? Bu şu demek, bazı eyaletlerde, yani çoğu eyalette şirketin sahibi şirket kuruluş evrakında gösterilmek durumunda. Yani sizin isminiz şirket kuruluş evrakında şirketin sahibi olarak yazar. Delaware'de gizlilik esas demek, e, LLC'ler için Certificate of Formation belgesinde, Corporation'lar için Certificate of Incorporation belgesinde şirket sahibinin isminin yazmasına e, lüzum yok. Bu şirket sahipliği şirket içi belge ile e, gösterilebiliyor. Daha sonrasında bunu apostrolup resmileştirilebilir. E, Kinsi Delaware'de fiziksel olarak bulunmuyorsanız eyalete gelir vergisi ve satış vergisi ödemezsiniz. Bu da bir avantaj bu diğer eyaletlerde orada olmasanız bile ödeyebileceğiniz bir vergi olabiliyor. Şirket dostu bir hukuki yapıya sahip bu ne demek? Bu şu, olası bir dava durumunda ya da çekişmeli durumlarda Delaware'de olduğunuz zaman, şirketiniz Delaware'de olduğu zaman çok daha kısa sürede halledilebiliyor. Yani bu, bu tip süreçler diğer eyaletlere göre daha kısa sürede halledilebiliyor. Dördüncüsü, Delaware'de şirket kurmak çok kolay. Yani biraz önce de zikrettim. Delaware'de şirketinizi dilerseniz bir saat içinde kurabiliyorsunuz. Dilerseniz herhangi bir evrakınıza bir saat içinde apostil alabiliyorsunuz. Ee, ve ile bağlantılı olarak biz Delaware'de olduğumuz için siz şu an bizi arayıp şu belgeyi apostil almak istiyorum dediğiniz zaman biz fiziki olarak biz de eyalete gidiyoruz. Belgenizi, apostilinizi alıyoruz ya da başka evrakınızı çıkartıyoruz. Bir saat içinde de size teslim ediyoruz bu şekilde. Peki şimdi biraz şirket türlerinden bahsedelim. Hangi şirket türleri seçilebilir? Şimdi kar yapan firmalardan bahsetmek gerekirse özellikle girişimciler, yatırımcılar ve ticaret yapanlar için iki ana şirket türü var. Birincisi Corporation, ikincisi LLC. Corporation da kendi arasında S-Corp ve C-Corp olarak ikiye ayrılıyor. S-Corp yalnızca Amerikalıların bulunduğu şirket türü. C de yabancıların, Türklerin de içinde bulunabildiği şirket türü. E, yatırım alma, hisse dağıtımı, şirketi borsaya açma gibi şeyler planlanıyorsa corporation kurmak gerekir. LLC'lerde bunu yapılamaz. Bu yapılamaz. E, diğer şirket türü LLC, LLC de ikiye ayrılır. Single member LLC ve partnership olarak. E, adı üstünde single member'da tek ortak olur. Partnership'de iki kişi olur. Bunun da vergi süreçleri, kuruluş aşamasında çok fark yok. Ama daha sonrasındaki vergi süreçleri, vergi oranları ve iayen alma aşaması biraz farklı oluyor. Peki, eğer sizin de Amerika'da şirket kurmak ya da mevcut şirketinizle ilgili danışmanlıklara ihtiyacınız varsa, aşağıdaki bağlantıdan bizlere ulaşabilirsiniz ve hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.